Hacı yakışıklı. Komutan VC'si or general masası. Askerliğin ilk günlerinin nasıl geçtiğini gidenler bilir. Her yerde sizi ilkokul talebesi yerine koyan uyarı levhaları asılıdır. Pencerelerin üstünde havalandırma penceresi yazar. Yani derler ki kolu çevirince pencere açılır ve hava içeri girer. Sanki pencerenin başka vazifesi varmış gibi. Mesela tuvalette sifonu çek, musluğu kapa yazar. Ayıp olmasa tuvalet işlemini de tek tek anlatacaklar. Sonra da bütün bunlara kılıf olarak askerlikte mantık aranmaz derler ki şartlar itibariyle doğrudur. Çünkü mantık aramaya başladığınız an elinizdeki bir avuç mantık da sizi terk edebilir. Oysa tam tersi olmalı değil mi? Askerlik mantığın, kuralın, stratejinin, millet sevgisinin zirve yaptığı yer olmalı. Geçtiğimiz haftalarda ordu evlerinde sakal serbest bırakıldı. Ayrıca otel, oda, koltuk, asansör, plaj, yemek salonu, berber, kuaför gibi yerlerde statüleri gösteren yazı ve işaretler de kaldırıldı. Gerçekten bu tam olarak gerçekleştiyse, Necdet Özel şahsında bütün ordumuzu tebrik ederim. Siz askeri alanlara yıllarca sadece başörtülülerin mi alınmadığını sanıyorsunuz? Bu alanlarda askerler ve rütbeler arası ayrımcılık tavan yapmıştır. Mesela üst rütbeli subayların yemek salonuna alt rütbeli subaylar giremez. Berber saatleri farklıdır, bazen berber de farklıdır. İşte o ilk askerlik günlerinden birinde tuvaletin kapısındaki yazıya gözüm takıldı. General V.C. yazıyordu. Birkaç saniye duraksadım. Sonra anladım ki feodal düzen tuvaletlere kadar girmiş ve a'nın paltosunun üstüne palto asılmaz düsturu her yana sirayet etmiş. Yine bir gün yemekhaneden yemeğimi aldım. Salon boştu ve masalardan birine oturdum. Gelen geçen herkes bana bakıyor ve bir şey söylemeden gelip geçiyordu. Yan salon neredeyse tıklım tıklım olmasına rağmen benim oturduğum tarafta kimse yoktu ve korku filmlerinin jenerik müzikleri kulaklarımda çınlamaya başlamıştı. Ben nereye oturmuştum acaba? Masanın üstüne şöyle bir bakınca baktığım yönün tersinde bir yazı gördüm. Kalkıp yazıyı okudum. Or General masası yazıyordu. Birdenbire bütün endişem dağıldı. Çünkü yemeği yemiş ve masadan kalkmak üzereydim. Oh az bir sürede olsa paşa paşa yemek yemiştim. Asteğmen rütbesinde şak diye orgeneraldi. Şaka bir yana o günden sonra girdiğim çıktığım her yere dikkat eder oldum. Asker bizim askerimiz, subay bizim, paşa bizim. Allah şükürler olsun ki askeriyemiz yine peygamber ocağı vasfına doğru büyük adımlar attı. Hiçbir Müslüman TSK karşıtı olmadı olmaz da. Karşı olunan şey yapılan ayrımcılıklar ve milleti küçük görmeleridir. Yetkililerden talebimiz odur ki artık başörtüsü yasağına, emniyet ve adliye mensuplarına da serbest bıraksınlar. Bayan bir polis, asker, savcı, hakim de özgürlüğüne kavuş. Evet, Türkiye'de ve dünyada büyük sorunlar var. Ümmet kan alıyor. Türkiye'de siyasetin ayağını kaydırmaya çalışanlar durmadan planlar yapıyor. Bunlar büyük sorunlar olmakla beraber, Türkiye ayağına takılan en son prangayı da atmadan yükselişimiz tam manasıyla gerçekleşemez. Toplumu ve Müslüman ahaliyi askerle, devletle, sistemle çatışmalı göstermek isteyenler yüzünden çok acılar çektik. Milletin susmayan ve sinmeyen fertleri fişlendi, ötelendi, kovuldu. Hapislere atıldı, evleri basıldı. Ne büyük zulüm. Bizim adamlarımız ve kadınlarımız hiçbir zaman devletle çatışmalı olmadı. Devleti kendi emelleri için kullanmak isteyenlerle mücadele etti. Bir Müslüman asla farklı bir dinin mensubuna eziyet etmedi. Kimsenin yaşama, barınma, eğitim hakkına müdahale etmedi ama horlanan da hep Müslüman oldu. Millet biz isek devlet hepimizindir. Bu devleti dünya lideri yapmak fert fert hepimizin boynuna borçtur. Gördüğünüz gibi tüm algı yöntemlerine rağmen Türkiye yıkılmadı, İran veya başka bir ülke olmadı. Paranoya ve mitomani, Türkiye'nin kurulduğu günden bu yana hasta adam ünvanına sahip olduğu iki hastalığın adı. Birisi aşırı endişe, korku ve kuruntularla dolu bir hastalık, diğeri ise kendi söylediği yalanak yine kendisinin gerçekten inanması. Bir toplumu yıllarca bu hastalığın virüsüyle uyuttular. Korku ve yalancı tarih. Ki biz bunları hala tam manasıyla aşamadık. Bu arada askeri karargahlarda yazıları her gün yukarıya iletilmesi gereken köşe yazarları vardır. Bizden Hasan Karakaya, Abdurrahman Dilipak ve Ali İhsan Karahasanoğlu abiler bu gruba girer. Bilmem durum değişti mi? Okunmasında zarar yok. Yeter ki niyetler sahih olsun. Hacı yakışıklı, yeni akit.